Herkese selam, ne haber, ne yapıyorsunuz? Ben Çağrı. Yeni bir Infinite Magic Raid videosuyla karşınızdayım. Raid videoları niye gelmiyor diye soranları duyuyor gibiyim. Raid'e girmeyeli 10 gün. 10 gün oldu galiba. Burada takılıyorum. İnanın Raid oynayacak vaktim yok. Günde en az 3-4 saat vakit isteyen bir oyundu. Bunu daha hızlı oynayabildiğim için burada takılıyorum. Öyle söyleyeyim size. Karakter incelemesi yapıyor olacağız. Oyunun bana göre en iyi, açık ara en iyi epi olan Vim'i inceliyor olacağız bu videomuzda. Birkaç ufak test yapalım. Ustalıkları neye göre verdim? Ekipmanları neye göre verdim? Kitapları mı set? Nasıl giydirilir? Bunlara bakıyor olacağız. Şimdi Vim bence kırmızı rengin en iyi karakterlerinden birisi. Özellikle kırmızı kuleye tırmanmayı planlıyorsanız kesinlikle sizin taşıyıcınız olacak bir karakter. Neden bu karakter bu kadar özel? Her zaman olduğu gibi incelemeye özelliklerinden, yani skill'lerinden başlıyoruz. A1. Hiçbir işe yaramıyor. Bir düşmana şu kadar hasar verir. Hasar vermiyor. Bu karakter bir savunma karakteri. O yüzden böyle çok hasar bekleyeceğimiz bir karakter değil. Yani Raid'deki gibi bu karaktere full savunma kasıp hasarını arttıramıyoruz. Savunma karakteri dahi olsa bu karakter saldırı üzerinden vuruyor. Kırmızı işaret ve ejderha kabilesine sahip bir karakter. Ejderha kabilelerinden birilerini böyle takıma bağlarsanız da kritik oran ve ustalık değeri artıyormuş. Tamam. A2'ye geldik. Bir düşmana ve iki tane daha rastgele düşmana %100 hasar verip tüm mütefiklere bir bütünleştirme. Verdiği hasar umurumuzda değil ama beklemesini kitapladığımız zaman 3 tura düşen bir bütünleştirmesi var. Bu bütünleştirme niye işe yarıyor diye sorar iseniz, alınan hasarı %20 azaltıyor. Yani %20'lik bir korumayı tüm takıma veriyor diyebiliriz. Geldik pasif özelliğine. Vim 2 tur hayatta kaldıktan sonra canı %24'ün altında olan tüm müttefiklere maksimum canın %20'si kadar bir kalkan veriyor. Ve bu can yenilenmesi tetikleme oranı %4, %4, %4, %12, yani %36'ya kadar artıyor. Ve bir turda kısalma alıyor eğer 3 kopya kullanırsanız bu karakterin üzerinde. Bunun ne olduğunu göstereceğim. Son beceriye geldik. Tüm müttefiklere 2 tur boyunca max canının %40'ı kadar bir kalkan veriyor. Ve bu 4 tura kadar düşüyor. Şöyle söyleyeyim, bu turdan sonra bunu ikinci genişleme ek seviyesine getirdiğinizde bir tur daha kazanıyor. Yani ekstra bir tur alıyor aslında. Ve ilk seviyeye getirdiğinizde kalkanın süresi 3 tur olarak artıyor. Şimdi bunları da bahsedeceğiz ama burada şunu söyleyeyim, %40'lık bir kalkan veriyor. Tamam. Bunun canı mesela şu an 500k'ya yakın, %40'ı ne diyor bunun? 200k diyor. Yani 200k'ya yakın bir kalkan veriyor. İnanılmaz yüksek bir miktar. Ex olayından bahsedelim. Bu karakteri uyandırdınız, getirdiniz. Her uyandırma şuradaki pembe değerimizi bir arttırıyordu. 1 yıldız yaptınız, 2 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız yaptınız ve karakteri 150. seviyeye taşıdınız. Okey. Şimdi bu karakterin bir de özel kısımlarını uyandırmanız gerekiyor. Yani silahını güçlendirmeniz gerekiyor ki daha sağlam bir seviyeye gelebilsin. Bu güçlendirme birkaç alanda işe yarıyor. Hem becerilerinde bir güçlenmeye gidiliyor, hem de genel temel değerleri. Bakın şu aşağıda %25, artık maxladığımda %30 bütün değerleri artıyor olacak. Canı, saldırısı, savunması. Bu da önemli bir özellik. Şimdi nasıl yapıyoruz bunu? Mesela burada iki özelliğimiz var. Ya bir tane daha Vim buluyoruz. Ve Vim'i 5 yıldız yapıyoruz. Bir level olması fark etmiyor. 5 yıldız yapıyoruz ve bu gelip bu Vim'in yeniden silahını kullanmak için uyandırıyoruz. Ben 2 kere Vim uyandırdım. 2 kere de bir tane mor göz var böyle. Bunlardan istediğiniz bir karakteri uyandırmaya yarıyor. Onu kullandım ve 4 seviye açmış oldum. Şöyle kameramızı kaydıralım. Savaşçı kükremesinin kalkan süresini 3 tur olacak şekilde arttırdı. Bu ne zaman oldu? Bu karakter ilk yıldızını aldığında. Hop, kamera yine sağa geçsin. Bakınız şurada 4 tane yıldız tik atılmış, 5.si atılmamış. Yani bu 4. tikte. Tekrar özele geçtim. Baktığınızda artık kalkanın süresi 2 tur yerine 3 tura çıktı. Güzel bir uyandırma işe yaradı. İkinci uyandırmaya baktığımızda savaşçı kükremesi yine 3. becerisi, yine kalkan becerisi kullandıktan sonra bir tur daha alıyor. Bir vuruş daha yapıyor. Yani aslında bekleme süresi fazladan bir tur daha azalmış gibi oluyor. Bir de şevkin bekleme süresi azalıyor. Yani pasif becerisinin azalıyor. Bir uyandırmadan da %20 almışım. Diğer uyandırma da 20 hız verecek. Yani 20 hız çok önemli değil ama şuradan gelecek %5 önemli bir değer. Çünkü kalkanın değerini arttıracak. İşte Vim'i bu kadar özel kılan şey bu. Yani 3 becerinin 3'ü de takımı hayatta tutmaya yarıyor. Bu yüzden de bu karakteri bir an önce kasmak gerekiyor. Şimdi gelelim ekipman olarak ne giydirebiliriz bu karaktere.
Evet, bir defans karakteri ama canıyla orantılı bir kalkan verdiği için can bu karakter için en önerilen özellik olarak geçiyor. Bakın ben 500K yakın bir can yapmışım. Tabi bu kalkanı takımı ölmeden önce yapması gerekiyor. Bu yüzden de Vim'in hızını da yüksek tutmanız lazım. Takımının hızlı kişilerinden biri olsun ki karşı size patlatmadan bu işi çözebilsin. Bence burada hız da önerilebilirmiş bu karakter açısından. Pasifi çok güzel bir şekilde devreye giriyor. Onda diyecek hiçbir şeyimiz yok. Can önemli. Ben şimdi iki parça can seti giydirdim. Şurada baktığınızda can setinde aşağı değerler olarak da şunu şuraya alalım. Bakınız can puanına iki tane isabet etmiş bir silah. Zaten bu oyunda önemli olan şeyler set bonusları. Şurada da gördüğünüz gibi set bonuslarını almaya önem gösterin. Zaten 4 parça giydiriyoruz. Oradan da bu set bonusu önemli oluyor. Ardından göğüslüğe bakmışız, savunma alıyor zaten. Bir de burada can puanı bulmuşuz. Bu seti tamamlamak için 4 yıldızı feda etmişiz. Bir de iki parça hız seti giydim. Hız setinde de işte can puanı var ve birazcık hızlı olsun diye tercih ettim. Ardından bir can, artık can yumurtası ne? İlk takısı can ve hız. Yine aşağıda da can. İkinci canda da hız var ve kendisi can ve üçüncüde de hız almışız. Bu sefer de aşağıdan bir can almışız. Aura tercihimize baktığımızda aura tercihi alttan bize can puanı veren bir özelliğe sahip. Aktif yetenek kullandıktan sonra kendi canını, maksimum canının şu an için %10'u kadar iyileştiriyor. 470K'lık can, 47K'lık bir iyileştirme. Her beceri kullandığında 47K'lık iyileşiyor Vim. Bu da benim için en uygun seçeneklerden birisiydi. Yeşillerde ne kullanılabilir diye şöyle bakıyorum. Etki vuruşu yaramaz, kritik bize yaramaz. Belki kritik alma ihtimalini azaltarak işi çözebilirsiniz. Bakın zaten yine can puanı yüksek özellik olarak alıyor. Şimdi geldik amblem mevzusuna. Amblemler bildiğiniz gibi bizim rünlerimiz. Hangi rünleri açalım bu karaktere diye soruyor olabilirsiniz. Savunma ve destek açıyoruz efendim. Şurada baktığınızda işte can ekstrasından alıyoruz. Bu sırada bu gösterdiğim gibi işte kalkan etkisini arttırma, işte kalkan varken alınan hasarı arttırma, işte bilmem hızı arttırma falan filan diye iniyoruz. Solda da savunma kısmından alıyoruz ve aşağıya kadar indiğimizde en son maksimum canı %24'e kadar arttırma özelliğine gitmeyi ben tercih ettim. Bunu şimdi bir sonraki amblem savaşlarını bekliyorum. Orada arttırmayı planlıyorum. Artık bu şekilde bir dizilim şu solda da görüyorsunuz. Zaten yaparsanız işiniz kolaylaşabilir. Şimdi gelelim Vim'in kullanımına. Şimdi ben kule tercihi olarak şuradan tekrardan göstereyim. Kırmızı kulede gidiyorum. Sana'yı kırmızıda kastım. Asindo var burada ve bunun yanında Vim var. Üçü hazır. Dördüncü olarak şu dede kasılacak. Bir de artık bir karakter daha ekleyeceğiz bakalım. Ama Vim'in beni kesinlikle zindanlarda taşıdığını, aynı zamanda seferde taşıdığını söylemem lazım. Burada geldiğimde işaret kulesine giriyorum. Bak kırmızı işaretle 22'ye kadar getirdi Vim beni. Burada 21. katı bir denemek istiyorum. Şöyle takımım şu. Üst üçlü kasılı, evet. Alttaki ikisi kasılı değil. Onlar zaten yolda feda olacaklar. Zaten onları kastığımda da buraları geçebiliyor olacağım. O yüzden yakın zamanda oraları da geçeriz diye düşünüyorum. Şimdi burada başında Vim'in neler yaptığını hep beraber bakıyor olacağız. Şimdi benim Asindom öncelikle herkesi bir uyuttu. Şunu yine şuraya çekelim. Benim Asindo birazcık özel. Bu da -3'te bir Asindo olduğu için dondurma yapıyor. Bunun da rehberini çekmeyi düşünüyorum. İlk tur ben genelde kalkanını harcamıyorum bu arkadaş. Çünkü ilk tur daha kesilebilir bir tur ama yine de göstermek için harcayalım. Bir kalkan koydu. Bakın şunun canının %90'ı neredeyse 85'i kalkan oldu. Yani o kadar etkili bir karakter. Kendi canının %40'ı olduğunu şuradan anlarız. Bakın 4 bar burada, 2 bar burada. Yani yaklaşık %40'ı kadar bir şey. Diğer arkadaşları da bayağı bir besledi ve bütünleşik verdi bakın üzerlerine. Bütünleşik verdiği için de artık aldığımız hasar da azaldı. Şöyle Sana ile bir vuruş çektim. Yarısı bayıldı zaten. Aslında burayı indirdi. Dede vur. Bak kalkandan canları gitmiyor. Yani setsiz adamların canları gitmiyor. Böyle tekrar bunları bir skillerini kapatalım. İlk turu geçelim. Burada bakın bir vuruş daha yaptığında iki beceri birden sıfırlanmış gibi olacak. Şöyle yaptık, geçtik bir sonraki tura. Yine benim Asindo hızlı olduğu için başlayacak. Herkesi kilitledi, şunu da uyuttuk, tamam. Bakın bekleme süresi bunun 4 tur. Kullandık, kaldı 3 tur. Bir beceri daha attık, kaldı 2 tur. 2 turda bir neredeyse kalkan veriyor. Hani öyle psikopat bir karakter. Bir kişiyi daha kilitledik, bir kişiyi daha kilitledik. Bunu da dönüş metreye aldık. Okey.
Sen vur yavrum şöyle. İyi korkuttu mu korkuttu. Bakın herkes bu oyunun dezavantaj üzerine aslında kurulu bir oyun. Bunların korkusu var üzerlerinde. Şöyle bunları tek tek indirelim. Korku da pek çalışmadı ama bunu da çalıştı. Şunu da, bunda da çalıştı. Güzel, devamımızı sürdürüyoruz. Buraları hızlıca bir geçelim. Skilleri yağdıralım. Buralar temizlensin. Geldik boss'a. Yancıları bir uyutma etkinliğine gidelim. Soldaki bayıldı. Bakın Vim'e birazcık hasar geldi. Hop öyle devasa bir kalkan verdi ki oyunun her alanında unutamayacağı bir kalkan verdi. O kalkana rağmen bu arkadaş bayıldı. Tabii onun da bir savunması olmadığını söyleyelim. Takıma ya bana irite edebileceği hiçbir şey yok. Bakın şu sağdakini zaten kestik mi işimiz bir güzel kolaylaşıyor. Healer'ımızı dahi kullanmıyoruz hala. İlk kez kalkan kırılmayı becerdi. Şöyle şu arkadaşı atalım. Bu arkadaş kendini kaybetmiyor. Vim yine 40K'lıkta bir hasar vurdu. Geldik. Hala bak. Kalkan yani şov. Show must go on. Hiç kimseye bir şey olmadı. Al bir heal atalım. Ayıp olmasın. Ve daha kalkanlar yeni bitmişken Vim'in yeni kalkanı ve bütünleşiyle beraber boss'un karşısına çıktı. Hadi bir boss'u keselim. Abi olayı gördünüz. Vim aldı. Olayı bambaşka bir seviyeye taşıdı. Baktığınızda aşağıdaki kalkan miktarına 2 milyon 300 bin civarında sanırsam bir kalkan verişi sağlamış bu karakterimiz. Yani bu grup bence en zor ikinci, en kolay ikinci grup diyeyim. Şöyle güç kulesi yani sarı kule aslında güç kulesi en kolayı. Çünkü çok fazla güçlü karakter var. Burasını hiçlik gibi düşünün. Ama bu kuleye geldiğimizde de ikinci bence kolay kule oluyor. Bunun da bir sebebi kesinlikle Vim ve verdiği kalkan. Nerelerde kullanırız? Cüce harabelerinin tamamında bence iş yapıyor. Ya oyunun neredeyse her yerinde iş yapıyor. Bir tek klan boss'ta hayatta kalamıyorsanız belki ama onun dışında her yerde iş yapıyor. Bir de arenada bir görsel şölen sundurup Vim'e sizi artık vedalaşacağız öyle söyleyeyim. Şöyle bir geldim. Başlatıyorum abi. Şu şekilde. Evet. Attık bir tur dondurmamızı. Bu arkadaşı dondurduk. Bak Vim bu kalkanı hızlı yapmamızın sebebi de bu. Vim bu kalkanı verdikten sonra abi önünüzde kimse duramayacak. Yağdırdık. İkinciyi yağdırdık ve artık hasar alsak bile yani güçlü bir takım gelse karşımıza ve hasar alsak bile bize hiçbir şey yapamayacaklarını buradan artık biliyoruz. Şöyle güçlü bir takım bulmaya çalışalım. Burada kolay rakipler var. Belki şu takım. Mesela bunların da bir Vim'i var. Vim'leri bir kıyaslayalım burada. Şimdi burada rünü doğru yapmamışsınızdır. Bir yerde patlak vermişsinizdir. Bunların hepsi önemli ama zaten takımı bir bütünleşik halde kurmak oyundaki en önemli şey. Karşıyı patlattık. Karşı Vim'i de bir uyutalım. Böyle bir kışkırtma yapalım. Bakınız Vim öküz gibi bir iyileştirme de alıyor. Baktığımızda şöyle artık karşıyı tokatlama vaktimiz geldi. Karşı olabildiğince dezavantaja buluyoruz. Patlattık, indirdik, dövdük. Şunu bir uyutalım. Bu arkadaş bir uyusun. Tamam ve geçmiş olsun. Vim'imiz yine burada bizim. İşimize yarayacak kadar kalkan bastı. Umarım Vim'i bulursunuz, kasarsınız, kırmızı kulede de ilerlemenize yardımcı olur diyorum. Vim rehberimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olup destek verebilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.